Özel'den mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Erikli, kurs merkezindeyim bugün. Yanımda pasta şefim Salim Bey var. Nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Şimdi Pastacı Çırağı atölyesindeyiz bugün. Mutfağımız çok özel. Evet. Yaklaşık 29 çeşit ürün hazırlamışsınız bize. Ben duydum, tiyolarımı aldım. Sağ olsun arkadaşlarımız, pastacı şeflerimiz tek tek emek vererek size güzel ürünler hazırladılar. Bu hazırladıklarımızın birkaçının aşama aşama yapılışlarını görmeden önce ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. Tabii, memnuniyetle. Ben Salim Binaslan Aşkan, ismim biraz uzun ama Salim diyor arkadaşlarım genelde. 89 Bursa doğumluyum. Eğitimimi aslında ben Afyon Kocatepe'de işletme eğitimi alarak başladım. Hı hı. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde işletme Almanca okumak için İstanbul serüvenine katıldım. Bir sabah aşçı olacağım deyip okula gitmemeye karar aldım. Birdenbire? Birdenbire. Yani zaten yemeğe belli oluyordur biraz sevdalı bir adamım. O konulara gelip. Evet. Yapmayı da çok seviyordum. Yemeği de niye aşçı olmayayım diye düşünüyordum devamlı. Bir gün aşçı olmaya karar verdim. Dediğim gibi sabah okula kalkmak için gittim. Kalktım ama gitmedim. Daha sonra çeşitli özel kurslardan pastacılık ve aşçılık eğitimi aldım ayrı ayrı. Daha sonra çalışmaya başladım. Tabii tecrübem olmadığı için ilk başlarda bana talep yoktu. Ben de kendime ufak bir tablotçu açtım. Orada belli bir süre bu meslekle ilgili bir şeyler öğrendim kendi çapımda. Daha sonra çeşitli kafe, restoranlarda çalışmaya başladım. Aynı zamanda otel sektörüne de girdim. İstanbul'da çeşitli otellerde çalıştım. En alt kademeden en üst kademeye kadar. Bunlar ne kadarlık bir zaman dilimi içerisinde oluyor? Yaklaşık 4 yıllık bir zaman içerisinde. Ama ben gündüz gece kullandığım için 8 yıla çıktı. Yani günde saat 18-19 saatler çalışıyordum. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi de aldım. Bu zaman dilimi içerisinde 2 gün 3 gün uyumadığım zamanlar bile oluyordu. Daha sonra dediğim gibi Nişantaşı Üniversitesi'nde de aşçılık eğitimi aldım. Güzel bir eğitimdi, keyifli bir eğitimdi. İstanbul'da çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra asıl şehrim olan Bursa'ya geri geldim bu yıl. Bu yıl PSM'de birkaç restoranda şeflik yaptıktan sonra aslında eğitmen olmak istediğime karar verdim. Busmek'le tanıştık. Şimdi de yaklaşık 2 aydır Busmek bünyesinde bildiğimiz şeyleri istekli olan arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Siz çok mütevazi davranıyorsunuz ama ben ekran maceralarınıza da değinmek istiyorum. Bir birinciliğiniz var. Evet, öyle bir şey gayet öyle bir şey yaşadım. Bu sıra yani bu sırada çeşitli yarışmalara da katıldım. Aşçılık konfederasyonlarının gerçekleştirdiği. Orada altın, bronz, gümüş madalyalarım da var. Aynı zamanda TV8'de Berfina diye bir yarışma var. Oraya katıldım. Kader dedik, kader bizi birinciliğe kadar sürükledi. Güzel, neşeli, zevkli günlerdi. Aslında yaşçı olarak pastacılığa ilgili ufak tefek bilgilerim vardı gerek eğitim almamdan dolayı. Ama pastacılığa aslında ondan sonra gönül verdim. Ondan önce aşçılık daha ağır basıyordu. Ondan sonra pastacılığı daha çok araştırdım, daha çok şeyler yaptım. Orada tecrübesizliğimi attım. Şimdi de o hatalarımı düzeltip arkadaşları hata yapmamaları için yönlendiriyorum. Şimdi bizim gibi sadece yeme işlemiyle ilgilenenler için arada sadece şeker farkı var. Yani yemekle pastacılık arasında. Ama sizin için daha başka bir farklılık var mı? Neden mesela yemek sektörü tuzlular değil de genelde tatlıları ya da pastayı tercih ettiniz? Aslında gerçekçi olmak gerekirse ben aşçılığı hala çok sevdalı bir adamım. Aynı sıra zaten öğlen molalarında filan şey yapıyorum. Yansımak için. Burada da bizim ocağımız filan var. Arkadaşlarımızla bir şeyler yapıyoruz, öğlen yemekleri vesaire filan. Bazen işte karbonatla ilgili bilgi verirken oradan köfteye filan girmiş oluyorum. İşte karbonatın kullanıldığı yemeklerden bahsediyorum ya da başka bir maddede. Aşçılığı da hala çok seviyorum, en az pastacılık kadar. Onu ifade edeyim. Aşçılık, pastacılık arasında tabii nüans farkları var. Pasta daha sabır isteyen bir meslek. Yani her aşçı pastacı olamaz. Olamaz. Pastacı evet. Olamaz. Çünkü bu iş çok sabır gerektiriyor. Çok el yeteneği gerektiriyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Pastacılıkta bir ürün yaptığınızda onun dönüşü yok. Aşçılıkta işte yanmaya yakın bir ürünü kurtarabilirsiniz. Ama pastacılıkta yanmaya yakın bir ürünü kurtaramazsınız. O artık bitmiştir. Yanmış demektir. Ya da gramajını yanmış koyduğunuz sıvıyı işte koyulaştırabilirsiniz, bağlayabilirsiniz ocak üzerinde ama bir kekin
sıvısı çok fazlaysa artık onun bir dönüşü yoktur. Yani onun için pastacılık daha sabır isteyen şeylerdir. Genelde de sosyallerinize dikkat ederseniz hepsi bayan. Bayanlar daha sabırlı. Daha yakın, ya yani elleri daha şey yakın. Elleri daha yatkın olduğu için onlar kaybediyor. Güzel, ben dediğim gibi aşçılığı dayanamadığımı pastacılık kadar seviyorum. Çok vurguladım, buradan bitmeye bir mesaj olsun. Aynı zamanda iki dersi de verebilirim diyorsunuz evet, yani. Ya aşçılıkla ilgili daha böyle şey patlamalarım var. Aşçılığı da seviyorum öyle diyeyim ama pastacılık da güzel, seviyoruz, keyifle yapıyoruz. Arkadaşlarım ilk benim eğitmenliğim, ilk yılım. Sağ olsun bana çok yardımcı oluyorlar okulunda. Bugün de zaten göreceksiniz birazdan çalışmalarını ve yaptıklarını. Güzel, keyifli bir pastacılık serüveninde geçiriyoruz. Ben çok sabırsızlanıyorum. Beni muhteşem şeyler bekliyor. Evet, bugün sizlere birkaç örnek vereceğiz yaptıklarımızdan ve olmayanlardan da. Öncelikle kursumuzu daha sonra gelmek isteyenlere, izleyicilerimize bir bilgi vereyim. O gerçekliği görsünler. Ondan sonra yapmaya başlayalım. Siz görün diye birkaç çeşit, her gruba farklı yaptırıyorum. Normalde benim pazartesi, salı ve çarşamba, perşembe olmak üzere iki grubum var. Ve her grubu kendi içerisinde beşerli ya da dördelli olarak dört gruba bölmüş vaziyetteyim. Her verdiğimiz tarifi, reçeteyi her dört grupta teker teker uyguluyor. Yani biri burada şey yaparken, danış yaparken, diğeri orada cupcake yapmıyor ya da diğeri orada truf yapmıyor. Hepsi sırasıyla da cupcake yapıyor, ondan sonra donut yapıyor, sonra truf yapıyor ya da başka şeyler yapıyor. Yani herkes her şeyi burada yapıyor ama sizin için özel bir gün. Her gruba daha önce de yaptıkları şeyler zaten izleyicilerimiz için de farklı farklı şeyler yaptıracağız. Çok zamanınızı almayayım diye yeterince alacağız zaten. Onu söyleyeyim, yani bu kursa gelen herkes her şeyi yapıyor. Onu bilerek gelmek istesinler. Kafaları, gönülleri rahat olsun. Bugün ne yapacağımızdan istiyorsanız bahsedeyim. İlk grubumuzda donut yapacağız. Donut Amerikanların özgü bir tatlı. Sabah kahvaltısında da çok kullanılan bir şey. Bizim lokma tatlısını da hamuru biraz andırır. Biraz daha sert kıvamlı bir hamurdur. Cıvık değildir. Yağda kızartılır. Açma gibi bir görüntüsü vardır. Ortası boşluk. Birazdan zaten yaptıklarını da göreceksiniz. Üzerine de istediğiniz kaplamayı kullanabilirsiniz. Genelde çikolata ve karamel kullanıyoruz biz. Arkadaşlarımız karamel tadını çok seviyorlar. Evde de kursiyerlerimizin özellikle misafirlerine yaptığı bir tatlı. Bir ablamız var, her misafire yapıyorsunuz. Zehra abla. Bugün zaten onunla da konuşacaksınız muhtemelen. Sonra Rübeyde ablamız var, o da size İtalya'dan bugün misafir olarak getirdik. Pizza yapacağız. Evde nasıl güzel pizza yapabilirsiniz onun püf noktalarını verecek size Rüveyda abla. Kurtiyerimiz şaka yaptı tabii ki. Evde nasıl pizza yapmanız gerektiğini aklında bilgi verecek. Bugün öyle bir reçete de uygulayacağız. Sonra arkadaşlarımız cupcake yapacak. Dışarıda fahiş fiyatlar vererek cupcake almayacaksınız artık. Evde çok rahatlıkla yapacaksınız. Çok kolay malzemeler ve çok kolay tariflerle. Üzerine bir de frosting yapacaklar. Herkes pastacı olamaz ama herkes cupcake yapabilir yani. Herkes pastacı da olabilir. Gözüm korkmuş benim. Herkes pastacı da olabilir. İyi niyetini sunabilen herkes başarıya ulaşır diye düşünüyoruz. Burada çünkü başaramayan hiç kimse yok. Hepsinin ellerine sağlık bundan yine söyleyeyim. Cupcake yapacağız, onun üzerine frosting yapacağız. Buttercream de dünyada telaffuzlu olarak kullanılıyor. Evet. Bu bir çikolata buttercream de diyebiliriz. Onun da reçetesini verecek arkadaşlar. Burada soğuk cheesecake yapacağız. Yani pişirilmeden bir cheesecake yapacağız. Normalde ya krakerini kendimiz yapıyoruz hamurdan ya da piyasada daha çok olan uçaktan yapılıyor. Biz bugün biraz farklılık yapmak istedik arkadaşlarımız. High Life olarak yapacağız tabanını. Çocukluğumuzda çok kullandığımız bir bisküviydi. Seviyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, Türkçe herhangi bir şey yapacak mısın? Türkçe. Bunların hepsi son 2 yıldır Türk mutfağında olan şeyler. Aha. Ya da hep dünya mutfağına dair şeyler. Hiç şöyle düşündük biz. Daha çok yok. Daha zaten Türk reçeteler de uyguladık. Evet. Biz sadece insanların bilmediği şeyleri görebilsin diye böyle bir portföy hazırladık sizlere. Bilmediklerimizi, daha yeni olanlar, daha akıllarında soru işareti barındıranları gösterelim, evlerinde kolaylıkla uygulayabilsinler diye böyle bir menü hazırladık. Özellikle merak edenlere tabii evet, ki. Evet, özellikle merak edenlere. O donut neymiş filan, evet. 10 lira vermeyeyim, 10 lira verip
merak edip alamayanlar vardır ya da cupcake keza öyle. Onun için bunları daha çok tercih ettik. Peki sizce neden bu kadar pahalılar? Maliyetleri çok tutmuyor diyorsunuz. Yapımı kolay, hepiniz yapabilirsiniz diyorsunuz. Yani aslında bu meslek biraz sanat icra etmeniz gerekiyor. Evet, malzemeyi hepiniz karıştırabilirsiniz. Ama o görüntüyü vesaire falan vermek herkesin aslında harcı değil. Bir de dediğiniz gibi daha Avrupa'yı tatlılar olduğu için Avrupa'da olan her şey bizim ülkemizde ücretleri fahiş fiyatlarda satılabiliyor. Onunla da ilgili biraz tabii. Ya bir de tabii işletme giderleri vesaire falan var. Zaten birazdan ondan da bahsedeceğiz. Biz burada sadece tarif vermekle yetinmemeye çalışıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu ticari olarak bu işi kendileri yapmak istiyorlar. Ya da bir müesseseye girip çalışmak istiyorlar. Artık ben onlara da söyledim. İlk gün söyledim hatta. Artık teknoloji o kadar gelişti ki insanlara bu alanda da ihtiyaç duyulması azaldı. Çünkü makineler artık her şeyi yapabiliyor. Siz artık bir saat çıkmanıza gerek yok bir yumurtayı, beyaz yumurta gerektiğini, krem şantiyi. Makine yaklaşık 3 dakikada onu işe hallediyor koyduktan sonra. Onun için bir ticari işletmede çalışıyorsunuz veya kendiniz bir ticaret yapacaksanız onu SS'ye veya kendinize bir gelir kazandırmanız gerekiyor. Bu işin maliyet boyutu ön plana çıktı. Maliyet analizleri, işte neyi ne kadar mal ettiysem ne kadar satmam gerekiyor ya da bir reçetenin yani bir tarifin maliyetini ne kadara çıkartmam gerekiyor gibi bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Onlardan da bahsederiz. Dediğim gibi hani maliyetlerin yüksek olmasının bir nedeni de var olan maliyetlere var olan satış fiyatlarının koyulmasından kaynaklanıyor. Şefim sohbet çok güzel ama ben izleyicilerimizi daha fazla sabırsızlıkla bırakmak tabii istemiyorum. Başlamak istiyorum. Tabii. Çünkü ben de mutfak en mutlu olduğum yerlerden biri. Özellikle sizin gibi işin aşık birini de bulunca bırakmak istemiyorum açıkçası. Sizi de bekliyoruz. Başlayalım şimdi. İlk yemeğimiz hangisi? İlk hemen tatlımız. Şurada da bir truf yapacağız. Ondan bahsetmedim. Onlar da olmasın. Truf. Yanlış anlamasın. Truf yapacağız. Çikolata yani çok basit malzemelerden. Evet. Trüf mantarından gelir aslında kökünün. Trüf mantarı çok değerli bir mantardır. Bu da çok değerli bir ürün olduğu için, görüntüsü daha çok trüf mantarını andırdığı için öyle bir isim. Birazdan ona da geçeceğiz. İstiyorsanız ilk baş donut'tan başlayalım. Başlayalım şimdi. Bugün Amerikan tatlısı donut yapacağız. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı. Aynı zamanda çok popüler tabii bu aralar. Çok popüler, evet. 270 gramımız var. İçerisinde 2 gram da tuzumuz var. 2 gram da harmanlanmış. Tabii onları ölçmeyecekler izleyenler. Bir tutam mı diyoruz? Evet. Tamam. Biz pastacılıkta genelde gramajla çalışıyoruz ama tuz gibi maddelerde fiske olarak da kullanılabilirler. Ben olabildiğince kaşık. Bu arada bir tatlı bu. Tatlı. Ve tuz var. Tatlı tabii. Zeytinyağlıları şeker koymak gibi bir şey. Aynen. Karşıt zıt tatları yükseltmek için o zıt malzemeyi koymanız gerekir. Her tatlıya biraz tuz koymanız gerekir. Her tuzluya da biraz şeker koymanız gerekir ki o tatlının tadını tuz yükseltsin. Tüyoları da aldık. Evet. Tamam. Devam edebiliriz. Unla tuzumuz orada. 12 gram yaş mayamız var. Evet, yaş maya da siparişte. 3 gram kuru mayamız var. Evet. Kuru mayamız da içinde. Şöyle bu bir şey var. Bu yaş mayamız, kuru mayamız içinde. Kuru maya ile yaş maya arasındaki farktan biraz hani ufak değineyim. Kuru mayayı sütle, sıvıyla açmanıza gerek yok. Kuru mayayı direkt kuru malzemelerle karıştırabilirsiniz. Ama yaş mayayı eğer şeker ya da tuzla direkt temas ettirirseniz bir sıvı içerisinde açmadan işlevini öldürmüş olursunuz. Ona lütfen ekran başındakiler dikkat etsin. Bir adet yumurtamız var. Evet. 30 gram şekerimiz, 50 gram tereyağımız var. 30 gram, 50 gram. Evet, ölçülerimize dikkat ediyoruz ben. Anladığım kadarıyla ölçüler çok önemli. Evet, biz teraziyle çalışıyoruz zaten. Hassas terazilerimiz teraziyle var. Teraziyle çalışıyoruz. Evet, var mı çok teraziniz? Terazi de görelim. Şöyle. Çok cüz'i rakamlar aslında bakıldığında. Çok büyük rakamlar değil. Dışarıdaki kadar başarılı tariflere... Evet, de geldi. Dışarıdaki kadar başarılı tariflere ulaşmak istiyorsanız yaklaşık 15-20 lira aralığında bulabileceğiniz bir profesyonel şeydir. Mutfaklarda kullanılan. Tabii profesyonel mutfaklarda kullanıyor. Artık tüm evlere de girmeye başladı. Benim birçok kurs yerim almaya çalışıyor ya da almışlar. Onlar da artık birer profesyonel sayılır. Evet. Güzel bir cihaz. İstiyorsanız daha çok zamanımızı almadan başlayalım. Bir de buna karamel ve çikolata sos yapacağız. Onu da bir sonraki turda izleriz istiyorsanız. Karamel sosta özellikle ben de merak ediyorum. Müdahale etmek istiyorum. Nasıl yapıldığına ne dair. Ne diyelim buna? Mikser? Stand mikserleri. Stand mikserleri. Evet. Kursiyerimiz yardımcı olacak bize.
tant mikserleri. Bunlar da profesyonel mutfaklarda kullanılan. İlk önce bir yumurtayı içine kırıyoruz. Siz bir yandan anlatırsanız. Kursiyeri mi anlatsın? Şimdi mikrofon sizde. Ha tamam, ben anlatacağım. Tamam. Yumurta... ne tarafa çevirelim onu? Tamam. Öncelikle dediğim gibi yaş mayayı sıvı malzemelerle açmamız gerekiyor. Hı hı. Buranın püf noktası o. Diğer kuru malzemeleri... Tamam. Diğer bütün malzemeleri birlikte karıştırabilirsiniz. Sadece yaş mayayı sıvıda içerisinde açmanız yeterli. Tamam. Çok püfü yok. Bütün malzemeleri içerisinde karıştırabilirsiniz. Normalde şimdi kuruyum şeker ile yumurtayı çırpmaya arzusu içerisine girdi. Neden çırptınız? Neden? Çünkü bunda öyle bir işleve gerek yok. Yumurta ile şekeri biraz daha sakız yapılı ürünler elde etmek istediğimizde ya da kabarmasını ürün istediğimizde yapıyoruz. Burada zaten kabartıcı olarak kuru mayamız ve yaş mayamız var, yeterince kabaracak. Zaten mayalanacak bir ürün. Bunun içerisinde bir sakız yapı oluşmasını da istemiyoruz. Genelde kurabiyelerde kullanıyoruz. Hı hı. Onun için sadece yaş mayayı sıvı içerisinde açmamız yeterli. Diğer tüm malzemeleri homojen hale gelene kadar karıştırmamız kafi gelecektir. Evet, şimdi unumuzu da boşa. Yani hepsini karıştırıp ondan sonra... Çırpıyoruz, bir hamur elde edeceğiz. Anladım. Sonra ondan sonra bir mayalama süreci olacak, mayalı bir hamur. 30 dakika gibi mayalandırma süreci yaşayacağız. Evet. Ondan sonra açacağız, kalıplarla kesip tekrar bir mayalandırıp en sonunda kızartacağız. Tabii bu mayalanma işlemleri olurken biz başka başka tariflere geçeceğiz. Şimdi Rüveyde abla size evde restoranlarda yiyebileceğiniz kalitede pizza yapımı ile ilgili bilgi verecek. Yani onun eşliğinde ben vereceğim. Şimdi unumuz var. Pizza hamurunun hazırlanışını göreceğiz. Pizza hamurunun hazırlanışını göreceksiniz. Evet, 420 gram unumuz var. Onu kabımıza alıyor şu an Rüveyde abla. Hı hı. Burada suyumuz, hı hı. ılık suyumuz. Ilık su. Ilık su. İçinde ne onu? Yaş maya ve bal var. Sıcak mı? Yok değil. Zamanında ölürken kullanmışlar. Aramızda da kablo geldi. Bunun içinde ne var? Onun içinde ne var? 15 gram yaş maya, 60 gram yaş maya, ılık su, 60 mililitre 15 ılık su gram var. Bal. Görebiliyor muyuz? Buradaki reçetemizde bal şeker yerine bal kullandık. Şeker yerine bal kullandık. Çünkü bal pizza hamurunu sıcakken daha gevrek yapan bir madde. Bir daha söyleyelim, bal pizza hamurunda kullanılan bir şey. Bal neden? Pizza hamurunda kullanılan bir ürün şeker yerine. Çünkü daha gevrek yapıyor hamurumuzu sıcak iken. Yalnız şöyle bir dezavantajı da var. Piştikten yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra sertleşmesine de neden oluyor. Yani bal kullandığımız bir pizza hamurunu hazırladıktan sonra ilk yarım saat içerisinde tüketmemiz gerekiyor ki o gerekliği elde edelim. Tabii siz devam edin o sırada. Şimdi burada dediğim gibi maya, ılık su ve bal var. Burada tuzumuz var, 7 gram tuzumuz var. Burada sıvı yağımız var. 30 mililitre zeytinyağımız var. Ve 30 mililitre. Evet. Evet, ölçülü çalışıyoruz. Ölçülü çalışıyoruz. Burada da suyumuz var. 400 gram suyumuz var. 400 gram su. Şimdi ben size ne desem yalan olacak. Şu kadara tekabül ediyor, bu kadara tekabül ediyor falan. Siz elinizi alın o tartıdan. Bir bardak su 200 mililitre. Bir bardak un 90 gram. O civarlarda geliyor. Bir yemek kaşığı şeker 13-14 gram geliyor. Kaşıkla da ölçebilirler. Ellerinde öyle de uygulamak isteyenler uygulayabilir. Şimdi burada pizza hamurumuzu uygulayacağız. Bu dünyaca ünlü İtalyan şef Jamie Oliver'ın İstanbul'daki restoranında uygulanan bir reçete. Benim üniversiteden eğitmenim o restoranın şefliğini yapıyordu. Ondan aldığım bir tarif. Ben de arkadaşlarımla paylaştım burada. Güzel bir hamur oluyor. Burada yaptıktan sonra zaten hepsi hemen hemen evlerinde uygulamışlar. Olmuş yani. Çocuklarına denetmek istemişler. Dışarıda pizzanın yapımında verim almanın bir diğer nedeni oradaki fırınların olabildiğince yüksek derecelerde olması. Hı-hı. Ellerimizde ne yazık ki böyle fırınlara sahip değiliz. Ben onun için arkadaşlarımıza bir püf noktası verdim. Bugün de öyle yapacağız.
bildiğiniz gibi bizim pidelerimizde, lahmacunlarımızda da taş fırın kullanılır. Hı hı. Taş fırının özelliği altının daima sıcak olmasıdır. Hamuru koyduğunuzda içerisine sadece üstten pişip malzemeyi yakmaz. Alttan da aynı anda pişmeye başlar. Hı hı. Eşit zamanda piştiği için eşit her yeri pişer. Ürünleriniz üzerine koyduğunuz lahmacun için kıyma ya da kaşar vesaire filan yanmadan tamamını pişirmiş olursunuz. Biz de taş fırın özelliğini kullanmak için şöyle bir uygulama yapıyoruz. Ellerimizde önceden fırın tepsimizi fırınımıza koyuyoruz. Olabildiğince ısıtıyoruz taş fırın özelliğini kazanmak için. Ondan sonra pizza hamurunu ayrıyetten hazırlayıp direkt sıcak tepsinin içine koyduğumuzda aynı anda pizza tepsisinin ısınmasıyla ilgili zaman kaybı yaşamıyoruz. Hem alttan hem de üstten pişmiş oluyor. Evet. Gayet restoranlarda yediğimiz lezzetli pizzalara ulaşmış oluyoruz. Aynı işlemi lahmacun pide yapımı için de kullanabilirsiniz. Bir başka uygulamamızda eğer çok sayıda yapacaksanız tepsi çok kalın bir madde olmadığı için hemen soğuyabilir. Zaman kaybı yaşadığınızda da tepsiniz sıcaklığı gittiği için o özelliği kullanamayabilirsiniz. Biz çok adet yaptığımızda da bir ön pişirme yapıyoruz. Pizza hamurunu açıp üzerine çatalla vesaire delikler açıp üzerine de kabarması için bir baskı uygulayabilirsiniz. Bu yağlı kağıt üzerine tart işlemlerinde uygulandığı gibi bir turbak yap vesaire de olabilir. Ondan sonra bir 3-4 dakika pişirme yaptıktan sonra malzemelerini koyup da pişirebilirsiniz. Ama ilk dediğim yöntem daha verimli bir yöntem. Evlerinizde onları deneyebilirsiniz. Pizza hamurumuz da mayalı bir hamur. Onun da glutenin yani proteinin açığa çıkması için güçlü bir yoğurma gerekiyor. Güveyda abla topaklarına hamurumuza şekil verdi, yoğuruyor. Bu işlem böyle devam edecek. Ondan sonra bir mayalanma süreci var. Şimdi evde şu cihazı olmayan izleyicilerimiz kaç dakika yoğursunlar? Ellerinde hanımefendiler, ev hanımları bu işi daha iyi biliyor ama biraz daha özdeşleşmesi için dediğim gibi ekmek vesaire yani gluten açığa çıkması için çok güçlü bir yoğurma gerekiyor. Sert ve minimum bir 7-8 dakika yoğururlarsa istedikleri hamur kalitesine ulaşabilirler. Peki şu kıvama gelecek dediğiniz bir ölçü var mı o şekilde? Kulak memesinden biraz sert olsun. Biraz sert olsun, tamam. Evet, biraz önce hazırladığımız pizza hamurunu şimdi fırına hazır hale getireceğiz. Burada neler yapıyoruz hocam? Güveyda şefimiz şu an pizza hamurumuza şekil veriyor, açıyor. Şöyle bir şey var, pizza hamuru yuvarlak olur diye bir yargı var. Ne yazık ki. Pizza hamurunun evet yuvarlak olursa da olur. Ama yuvarlak olması zorunlu bir şey değildir. Yani dünyada İstanbul'daki bazı lüks restoranlarda şekilsiz yapabiliyor pizza. Yani yanları yamuk, altıgen, sekizgen. Öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi pizza hamurumuzu açtı Veyda abla. Bizim pizza fırınımız olduğu için demin kullandığım, söylediğim teknikleri uygulamamıza gerek yok. Bir adet yapıyoruz. Yeterli yerimiz var. Şimdi Rüveyda bu pizza hamurumuza şekil verdi. Burada daha önce hazırladığımız bir domates sos var. İçerisinde çeşitli baharatlarla çeşnilendirdiğimiz. Ve İlk önce domates sosu, daha sonra kaşar. Evet. En sonunda mozzarella peynirimizi kullanacağız. Evet, ben kaşar dedim. Siz evde kaşarla yapacaksınız. Evet, evde kaşarla da yapılabilir gayet. Artık mozzarella da bulunmaya başladı gerçi ama raflarda büyük marketlerin. Fiyatı da kaşar kadar uygun. Daha pizzaya uygun değil ama dediğimiz gibi kaşarla da yapabiliriz, bir sıkıntı yok. Ürünümüzü çatallıyla rejen olabildiğince kabarmasın diye. Yani kabarmaması için. Evet. Pizzacılarda ruletler vardır böyle tırtırlı. Genelde onu getirirler. Her yere olabildiğince homojen de olur. Evet. Pizzada bence ben ilk gün pizza yaparken şeflerime de belirttim. Birçok restoran ne yazık ki yapmıyor. Lüks restoranlar bile yapmıyor. Pizzanın bir kenarı olması gerekir. Onun için de ürünümüzü yani ilk baş sosumuzu, daha sonra peynirimizi ya da işte sucuk koyacaksanız sucuğunuzu, ton balık koyacaksanız, neyinizi koyacaksanız. Neyin olacaksa? Olacaksa kenarlarınıza yaydırmam. Yani pizzanın tamamını kaplamamamız gerekir. Takribi olarak 1 santim sosta boşluk, yarım santim 0.75'de peynirinizde boşluk olması gerekir ki hem tutacak yeriniz olsun hem de görseli güzel olsun pizzanızın. Bol malzeme of diye evlerinde yaptığınız ya da bazı restoranların bile yaptığı pizzalar her yere yayılınca bir hamur belirtisi olmuyor. Sadece evet, malzeme gibi oluyor. Karman çorman bir şey oluyor. Onun için olabildiğince boşluk bırakıp pizzamızı yapmamız gerekiyor. Ve malzememizi de çok koymamamız gerekiyor aslında. İtalya'da bir pizzayı mozzarella, suda mozzarella'larla yapıyorlar. Top mozzarella'larla yapıyorlar. 3 dilim takribi koyuyorlar. 3 ufak dilim buna.
Şuralara falan kaşar gelmiyor bile genelde. Öyle yiyorlar bu işi ilk çıkaranlar. Malzemeyi, sosu da biraz daha az koyabilirsiniz arzu ediyorsunuz. Tamamen zevkinize bağlı bir şey. Şimdi pizzamızı Züleyda şefimiz hazırladı. Birazdan fırınımıza verecek. Sıcaklık 220 derecede 12-13 dakika arasında hamurumuz pişecek. Altını kontrol ederek pizzamızı hazır hale gelip gelmediğinde anlayacağız böylelikle. Şu an hazırlanan doğru işlem, boşluklar konusunda. Evet. Bir margarita pizza şu an bizim şefimizin yaptığı. İsmi dünya çapında margarita pizza olarak geçiyor. Domates sos ve peynirden ibaret. Bazıları fesleğen ve domates de ilave edebiliyorlar margaritaya. Biz bugün domates de aldık ama domates ilave etmeler. Domates sosumuz çünkü bol bir tadında sürüldü. Ben onu göstereyim. Evet, fırına girmeye hazır. Buyurun. Takibi bu pizzaya 120-140 gram arası mozzarella, yani mozzarella peyniri yeterli olacak. Evet, ellerinize sağlık diyoruz. Afiyet olsun. Ellerine şimdi buradan hangi aşamaya geçiyoruz hocam? Şimdi bir cupcake yaptık. Cupcake'imizin üzerine bir butter cream'den, bir frosting'den bahsettik. İstiyorsanız onu uygulamasına geçirmeyecekler ve donutlarımız var. Malzemelerimiz çok basit. Çikolatamız olması gerekiyor. Biz bugün bitter çikolata kullanıyoruz. İsteyenler sütlü çikolata vesaire de kullanabilir. Birazdan sütlü ile bitterin arasındaki farktan da ufak bahsedeceğim. Kremamız ve tereyağımız var. İstiyorsanız onların da gramajını vereyim. Evet. 200 gram bitter çikolata, 100 gram krema ve 25 gram tereyağına ihtiyacımız var. Öncelikle tereyağı ile kremamızı ocağımızın üzerine götüreceğiz. Arkadaşımız Meryem şefimiz koyuyor tenceremize. Biz şuna çok dikkat ediyoruz uygulamalarımızda. Hiçbir zaman kremamızı, tereyağımızı, çikolatamızı ocağın üzerinde kaynama noktasını geçirmiyoruz. Çünkü kesilebilecek ürünler bunlar. Scald diye literatürde geçer. Ufak yanlanan köpükçükler çıktı mı bizim için yeterli seviyeye gelmiştir. Şimdi kremamızı ile tereyağımızı dediğim gibi scald noktasına getirmek için Meryem arkadaşımız, Meryem şefimiz ocağın başına gitti. O esnada bizim için gerekli olan bitter çikolataları da Fatma Nisan Nur şefimiz de, İlknur şefimiz küçük küçük kesecekler. Çikolatalarımızı olabildiğince küçük parçaya bölmemiz gerekecek. Çünkü bir ocak üzerinde benmeyi de vesaire falan eritmeyeceğiz. Sadece kremanın sıcaklığıyla erimesi gerekiyor çikolatalar. Onun için olabildiğince ufak kesecek şeflerim. Arkadaşlarım özellikle dikkat ediyorsanız beyaz tahta kullanıyorlar. Biz ona da olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Çikolata ve pastane ürünlerini ya da süt ürünlerini beyaz tahtada kesmeniz gerekir. Neden tahta kullanıyoruz? Şöyle bir şey, dünyada uygulamalar hijyenik olsun diye tahtalarda belli başlı ürünler kesilir. Şunun için mesela çapraz bulaşmaya önlemek için sarı tahtada tavuk kesilir örneğin, kırmızı tahtada kırmızı et kesilir. Eğer bir aynı tahtada onları keserseniz çapraz bulaşmaya neden olabilir ve insanları zehirleyebilirsiniz. Otel, restoran mutfaklarında buna olabildiğince dikkat edilir. Biz de buna olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Sarı tahtada tavuk, mavi tahtada deniz mahsulleri, kırmızı tahtada kırmızı etler, kahverengi tahtada pişmiş etler, yeşil tahtada yeşillikler ve beyaz tahtada süt ürünleri, pastane ürünleri ve çikolata gibi ürünler kesilir. Şeflerin de özellikle ona dikkat ediyorlar. İnce detay ama önemli tabii. Tabii önemli olan bizim bunlara hassas davranmamız. Buradaki sosyallerimizi her konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki benim bu ufaladığım tekler ne işe yarayacak? En önemli şeyi siz yapıyorsunuz. Olmazsa olmaz bir yerimiz. Yok tabii benim bu verdiğim reçete yani 3 tane malzemeyle turufun temeli oluşturulur. Arzu ederseniz üzerine çeşitli lezzetlendirici maddeler katabilirsiniz. Bu ne olabilir? Frambuaz olabilir, başka bir şey olur. Siz bugün evde artık 2-3 günlük kek haline gelmiş ürünleri böyle ufalayıp bu malzemenin içerisine koyup hem lezzetlendirip hem de boşa atılmamasına neden olursunuz. Bu 2-3 günlük değil yalnız. Evet. Taze olduğu için biraz zorlanıyorum. Zor sorunluyor. Evet, sizinle alakalı bir durum değil. Yoksa benimle alakalı değil. Dilara Hanım çok becerikli ama bizim keklerimiz taze olduğu için çok iyi ufalanmıyor. Hala ıslak. Evet, ıslak. Şeflerim çok başarılı kekler yapmışlar. Nemli. Pandispanyalarımız ve keklerimiz her daim böyle nemli oluyor. Kurumamış oluyor. O konuda çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Burada hazırladığımız malzemelerle bunları karıştırıp yaklaşık 1 veya 2 saat minimum dolapta bekletmeleri gerekecek. Biz olabildiğince onu hızlandırmaya çalışacağız ama siz evlerinizde dediğim gibi minimum 2 saat dolabın çok dibine kadar
yerleştirmeyin. Çünkü ürünü endive attığınızda çok çabuk soğuyor. Olabildiğince orta rafların kapağı orta bölümünde. Kapağa yakın olsun. Evet, kapağa yakın olan bir bölmede homojen halde donması için dolabınıza koyabilirsiniz. Dediğim gibi endive koyduğunuzda kenarları ve altı özellikle soğuğu olabildiğince çabuk aldığı için homojen halde donmuyor. Sevgili izleyicilerimize de sesleniyorum buradan. Salim Şef çok küçük ama çok önemli nüanslar veriyor. Eğer dikkat ederseniz söylediklerine mutlaka daha iyi sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorum ben. Evet. Bugün birazdan zaten tekrar bir bitter çikolata vesairelerin eritme serüvenine gireceğiz. Cupcake'lerimizi yaparken. Oradan da bahsedeceğim ama şunu da söyleyeyim. Demin söylemiştim. Boşta kalmasın, havada kalmasın. Bu verdiğim malzemeler mesela 200 gram çikolata ile 100 gram krema dedim. Ama bu bitter çikolata için geçerli. Diğer çikolatalarda sorun yaşayabilirler sütlü veya beyaz çikolatada. Şimdi beni Bursa küçük bir yer, yolda görüp tarifinizi denedim ama olmadı. Çok şey bilmesin. Şöyle bir şey var, biz bitter için bu reçeteyi verdik. Eğer marketlerinizden bir sütlü çikolata alırsanız, sütlü çikolatanın içerisindeki yağ miktarı da bitter çikolataya göre daha fazladır. Yani kakao evet. Yağı oranı daha fazladır. Ve kremanızı biraz katı kıvam elde edebilmeniz için azaltmanız gerekir. Eğer sütlü çikolata kullanırsanız 70 gram, yani 100 gram krema yerine 70 gram krema kullanmanız gerekir ki daha bir sert kıvamı olsun. Onu belirteyim. Fil dişi daha yağlı bir çikolatadır. O zaman 50 gram kadar krema kullanmanız gerekir. Yani içerisindeki yağ oranları farklıdır çikolataların. Onu fil dişi çikolata bildiğimiz beyaz çikolata. Evet. Literatürde fil dişi diye geçtiği için ben öyle dedim. Ama beyaz çikolata. Bildiğimiz bizde beyaz literatür yok. Biz halk diliyle konuşuyoruz. Evet, şimdi arkadaşımız kremayı scout noktasına getirdi tereyağıyla. Güzelce karıştırıyor hızlı hızlı. Sayın seyirciler, uygulamak isterlerse tamamı çikolata erimezse bir sıkıntı yapmasın kafasında. Hı hı. Sadece ürünümüzün içerisinde çikolata parçaları olmuş olur. Bu da ürünümüze biraz daha lezzet katmış olur açıkçası. Bir iki küçük partikül var ama çok bir sıkıntı değil. Onlar dediğim gibi yediğimizde ağzımıza gelebilecek ufak çikolata lokmalarından ibaret olur. Daha da keyifli bir hale dönüşürüz. Tamamına yakın neredeyse eridi zaten gördüğünüz gibi. Homojen hale getirmek zorunda değiliz yani. Yani arzu ediyorsanız getirmek zorunda değilsiniz. Ama bizim ürünümüz gayet güzel oldu. Evet. Şimdi istiyorsanız sizin özel hassasiyetle ufaladığınız kek parçalarınızı... Ufaladığım da sayılmaz. Yok gayet güzel oldu. Ona, onun mu buna? Hangisini? Bu biraz miktar olarak çok fazla. Buradan bir miktar almamız bunun için yeterlidir. Tamam, sen kaşığının yardımıyla içine at istersen. Tamam, ben göz kararı. Şöyle göstereyim. Göre. Olmamış değil mi? Yeterli olur herhalde o. Yeter. Ellerini tamam, sağ. Teşekkür ederiz. Şimdi bu ürünümüzü de birazdan... Şöyle tutalım bunu. Grup arkadaşlarım, grup şeflerim dolaba kaldıracaklar dediğim yöntem ile. Daha sonra bu donduktan sonra dondurma kaşığıyla veya ellerinizle yuvarlak şekiller verip burada gördüğünüz malzemelere bulacaklar. Siz de elinizde sadece... Ya bizim topiklerimizi siz truf diyorsunuz yani. Yani. Evet. Öyle bir ürününüz olacak. Yalnız dikkat etmeleri gereken bir şey var. Şu çikolata el ısısıyla çabuk eriyebilen bir ürün. Evet. O püsürler zaten keklerimizden kaynaklanıyor. Evet, yani daha da yoğunlaşmayacak mı? Çünkü bu top haline gelecek. Nasıl gelecek? Donacak. Donacak değil mi? Tamam. Donacak. Çikolata soğudukça o da daha yoğunlaşacak. Tabii, o zaman. Tamam. O da bu kadar. Sonra onu topik hale getireceğiz. Evet sevgili izleyenler, şimdi Salim şefim bana cupcake yapımını gösterecek. Evet. Nereden başlıyoruz şefim? Şimdi şeflerim de başlayacaklar. Ben biraz malzemelerinden bahsedeyim. İçerisinde 50 gram tereyağı, 70 gram un, 6 gram kabartma tozu, 20 gram kakao, 5 gram vanilya, 100 gram şeker ve 2 gram tuz var. Bunun dışında 2 yumurta ve 60 mililitre süt kullanacağız bu reçetemiz için. Öncelikle 2 yumurta ve 60 mililitre süt olan kadar saydığım tüm malzemeleri kabımızın içine alıp çırpmaya başlayacağız. Evet. Yaklaşık 2-3 dakika çırpacağız. Evlerinizde çırparken korkmayın. Birazdan da arkadaşlarınız gösterecekler size kum halini alacak. Bu nasıl bir kek kıvamı demeyin. Yumurta ve sütü koyduğumuzda güzel bir kıvam elde edeceğiz. Diğer tüm malzemeleri de koyabilirler tabii şeflerimiz. Ben zaten tüm malzemeleri koyuyorum. Şekeri de atıyor muyuz? Tabii tüm malzemeleri. Yumurta ve süt hariç hepsini koyuyoruz. Yumurta ve süt hariç.
Çikolata değil. Tuz vesaire hepsi yok değil. Yaklaşık 3 dakika falan böyle çırpacağız. Bunu 3 dakika çırptıktan sonra 2 adet yumurtamız var bu reçete için. 2 yumurtayı da ayrı yerde çırpıp buna ilave edeceğiz. Diğer şefimiz de yumurtaları çırpacak ayrı yerde. 2 adet yumurtayı. Burada mı çırpacağız? Tuzu etken madde olarak kullanıyoruz. Evet, bundan sonra yapacağım kurabiyelere sadece onu yapabiliyorum. Tuz koymayı düşünüyorum, bakalım. Sizi de denek olarak kullanacağım. Biraz az koyabilirseniz. Bu olabildiğince homojen hale geldi karışımı. Dediğimiz gibi, bahsettiğimiz gibi kum gibi de oldu. İnce bir kum haline geldi. Evet. Şimdi çırpılmış 2 adet yumurtamızı ilave edip yüksek devirde, olabildiğince yüksek hızda 3 veya 4 dakika çırpmaya devam edeceğiz. Tamam herhalde. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Şurada dikkat etmemiz gereken, karıştırmaması gereken bir şey var. Bazı arkadaşlar karıştırabiliyor. Süt ile yumurtayı birbirine karıştırıp koymasınlar. İşlem basamakları var. Önce yumurtayı koyacağız. 3-4 dakika hızlı devirde çırpacağız. Ondan sonra 60 mililitre sütümüzü koyup sütü malzememizin yani hamurumuzun yemesini bekleyeceğiz. Düşük devirde yediği gibi çırpmayı bırakacağız. Yoksa elastik bir yapı oluyor. İstediğimiz verimi alamıyoruz. Ama yumurtayı koyduktan sonra hızlı devirde arkadaşımız çırpabilir. En hızlı devire getirebilir arzu ediyorsa. Arzu ediyorsa. Tamamen kendi özgür iraden yani. Benim zorlamam mı? Yumurta aynı zamanda bu da kabartıcı işlem de görüyor. Onun için hızlı devirde çırpıyoruz. Evet. Siz dikkat ettiğiniz hiç karbonat ya da kabartma tozu kullanmıyorsunuz. Kullanıyoruz. Ürünlerimizde var. Şu ana kadar. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Unlarımız da kuru malzemelerimizi hep genelde karıştırıyoruz. Onlar unlarımızın içine koymuşlar kabartma tozu. He, buradan o zaman izleyicilerimize de söyleyelim. Onlar içine daha önceden takılmış yani. Ve eledik, elenmiş ürünler. Sonra biz efendim Salim Hoca'nın tarifini yaptık. Olmadı. Olmadı, kabarmadı demeyi. Bize kabartma tozu dedi, koymadı filan demeyelim. Ürünümüzü kaşık ile cupcake kalıplarımıza koyabiliyoruz. Şu metaller zorunlu bir şey değildir. Normalde bunların daha kalınları da bulunabiliyor. Onlarla direkt fırında da pişirebilirler. Yaklaşık 4/3'ünü ya da 5/4'ünü doldurması yeterli. Çünkü onlar olabildiğince kabaracak. Çok da taşmasını istemiyoruz. Büyüklükler halinde. Şimdi 4/3'ünü ya da 5/4'ünü. Şimdi tabii ki ben devralıyorum. Evet, şimdi bir yerden. Evet sevgili izleyenler, bu hafta gündem özel programında Erikli Meslek Eğitim Merkezi'ndeydik, pastacılık atölyesindeydik. Bu güzel mutfakta birbirinden lezzetli yiyecekleri sizler için hazırladık. Teşekkür ediyoruz Salim hocamıza öncelikle ve bütün kursiyerlerimize. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.